tarafından vatandaşımızın emrine sokulan hastaneden okula, sağlık ocağından sağlık merkezine, sağlık evlerine, duble yollardan öte taraflara, köy yollarına, köprülü kavşaklardan menfezlere, köprülere varıncaya kadar Sayın Başbakanımızın uğurlu elleriyle 365 eser Van'ın emrine sokuluyor. Hayırlı olsun, uğurlu olsun hemşehrilerim. Sevgili hemşehrilerim, uzun zamandır bu meydanı doldurdunuz ve lideri bekliyorsunuz. Gönlünüzde taht kuran lideri bekliyorsunuz. Biraz sonra yağmur gelmeden Sayın Başbakanımızla kucaklaşacaksınız. Sayın Başbakanımız yüreğinin sesiyle sizlere hitap edecek. Ben şahsım ve tüm millet, Van milletvekilleri adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada bir hususu da belirtmek istiyorum. Sevgili hemşehrilerim, Sayın Başbakanımızın arzusu ve öngörmesi üzerine bu dönem malumunuz Gaziantep'ten aday görmem uygun görüldü. 3 dönemdir sizi temsil etmekten büyük bir şeref duydum. Ben ünvanım ne olursa olsun, nerede olursam olayım, şunu bilmenizi istiyorum. Benim her zaman kapımda, yüreğimde, gönlümde, Van'da hemşehrilerime sonuna kadar açık olacaktır. Ve her zaman sayın hemşehrilerimi, sevgili köylülerimizi, kentlilerimizi bağrımıza basmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sevinciyle sevinmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Mitingimiz hayırlı olsun, açılışlarımız hayırlı olsun, Allah yardımcımız olsun, Allah'a emanet olun, Allah'a ısmarladık, sağ olun, var olun efendim. Van'ın evladı AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Doçent Doktor Sayın Hüseyin Çelik'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Vanlı hemşehrilerimiz, şu bayrakları bir indirebilir miyiz lütfen? Tüm bayraklarımızı indirelim. 12 Haziran'da sandıkları hak, ülkemize aydınlık yapacak olan o aydınlık ellerinizi bir görelim bakalım. Ak ellerinizi bir görelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız lan? Vakit tamam. O geliyor. Milletimizden aldığı güç ve destekle, aydınlık vizyonuyla ülkemizi yarınlara taşıyan lider. Kararlı oluşun, erdemli dik duruşun sembolü. Milli birlik ve kardeşliğimizin teminatı. Hayatını milletine adayan İstikrar ve itibarın sembolü. Milletimizin hizmetkarı, AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Vanlılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm Van'a, Bahçesaray'a, Başkale'ye, Çaldıran'a, Çat'a, Edremit'e, Erciş'e, Yavaş'a, Gürpınar'a, Muradiye'ye, Özalp'a, Saray'a, oralarda yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum.
Seyit Abdülhakim Arvasi'nin, Seyit Fehimi'nin, Feki Teyran'ın şehri Van'ı selamlıyorum. Burada Vanlı tüm kardeşlerime 12 Eylül halk oylamasında %94,5 gibi çok yüksek bir oranla evet dedikleri için şükranlarımı sunuyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili Vanlılar, değerli kardeşlerim, ben bugün Van'a sizlerle dertleşmeye geldim. Bugün Van'a sizlerle hasbihal etmeye geldim. Sizlerle muhabbete, sizlerle hemhal olmaya geldim. Ben bugün Van'a bir kez daha sizlere gönlümü açmaya, gönlümden geçenleri sizlerle paylaşmaya geldim. En başından itibaren bizim dilimiz samimiyet dilidir. Biz size hiçbir zaman yalan söylemedik. Allah'ın izniyle de söylemeyeceğiz. Biz sizlere mahcup olmadık. Allah'ın izniyle bundan sonra da mahcup olmayacağız. Biz sizinle konuşurken gönül diliyle konuşuruz. Yüreğimizle, kalbimizle konuştuk. Biz doğuda ayrı, batıda ayrı konuşanlardan olmadık. Van'da konuşup İstanbul'da bu söylediklerini yalanlayanlardan olmadık. Burada özellikle Vanlı Kürt kardeşlerime söz verip sonra onu Ankara'da unutanlardan olmadık. Samsun'a ayrı, Hatay'a ayrı, Antalya'ya ayrı, Kars'a ayrı, Tunceli'ye ayrı, Diyarbakır'a, Van'a ayrı dil ve üslup kullananlardan olmadık. Biz gece başımızı yastığa koyduğumuzda kendi iç muhasebemizi yapıyoruz. Millet için ne yaptık? Kardeşlik için ne yaptık? Eser olarak, hizmet olarak ne ürettik? Bunun muhasebesini yapıyoruz. Bir gece başımızı yastığa koyduğumuzda ülkemizin yoksul çocuklarını, acılı annelerini düşünüyor, aynı rüyayı biz de görüyoruz. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, benim rahmetli büyük dedem 1915'te Rize'den kalktı, Sarıkamış'a vatanı savunmaya gitti. Rahmetli babaannem hep bize onun elinde silahıyla nasıl donarak şehit olduğunu anlatırdı. Bunun gururunu, bunun özellikle bize verdiği aşkı, heyecanı babaannemi dinleyerek yaşardık. Sevgili kardeşlerim, gençliğimiz boyunca bunu yaşadık. Van'ın bu noktada çok daha hazin bir hikayesi var. Bunu da çok önemsiyorum. Sarıkamış harekatı öncesinde Van'da mevcut cephaneyi cepheye götürecek yetişkin bulunamıyor. Çünkü herkes savaşmaya gitmiş. Yaşları 12 ila 17 arasında 120 tane Vanlı çocuk yürüyerek Sarıkamış'a gidip bu cephaneyi yerine ulaştırma görevini üstleniyorlar. 1915 yılının Ocak ayında, o ayazda, o kara kışta 120 çocuk
dağları aşarak, binbir badireyi atlatarak Sarıkamış'a varıyorlar. Emaneti yerine teslim ediyorlar. Geri dönerken soğuk, amansız bir şekilde bastırıyor. 22'si dışında hepsi yolda donarak şehit oluyor. Biz işte buyuz. Benim Rizeli dedemle Vallı o çocuklar, Vallı nice gençler, Vallı nice kahramanlar şu anda Sarıkamış'ta toprağın altında koyun koyuna yatıyorlar. Çanakkale şehitliği aynı şekilde. Filistin aynı şekilde. Kutul Amare aynı şekilde. Biz dostluğun ötesine geçtik. Biz akrabalığın ötesine geçtik. Biz birbirimizin öz be öz kardeşiyiz. Bu vatan bizim. Hepimizin vatanı. Bu ülke bizim. Hepimizin ülkesi. Bu bayrak bizim. Hepimizin bayrağı. Nasıl ki şehitlerimiz birse biz de biriz. Kardeşiz sevgili kardeşlerim. Biz aynı kıbleye dönüyoruz. Bizim camilerimizden aynı ezan okunuyor. Bizim besmelemiz bir. Fatiha'mız bir. Yasin'imiz bir. Ellerimizi semaya açıp dua ederken biz biliyoruz ki Allah konuştuğumuz dillere değil, yüreğimize bakıyor. Samimiyetimize bakıyor. Öyleyse biz neden birbirimizin diline hor bakalım? Biz neden birbirimizin rengine, etnik kökenine hor bakalım? Bu kadar ortak yanımız varken, kardeşliğimiz bu kadar kadimken biz neden fitneye, fesada, nifaka prim verelim? Sevgili kardeşlerim, Mela Ahmet Ceziri'nin şu sözlerine lütfen dikkat edin. Diyor ki Mela Ahmet Ceziri, aynı daire içinde hepimiz biriz. Bütünüz. Aynı mastardan türemiş isimleriz. Işığımız aynı nurdan, tecellimiz aynı turdan. Nasıl? Mesele bu. Ahmet Yani ne güzel söylemiş. İnsan en büyük kalemin çizdiği en güzel nakıştır. Mela Ahmet Ceziri ne diyorsa, Ahmet Yani ne diyorsa, Yunus Emre de aynen onu söylüyor. Yaradılanı yaradandan ötürü severim diyor. Yine diyor ki Yunus, hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Mesele bu. Mesele bu. Şimdi bakın sevgili Vanlılar, kardeşler arasında hesaplaşma olmaz. Ne olur? Helalleşme olur. Biz AK Parti olarak bu ülkenin 74 milyon evladının birbiriyle kucaklaşmasını, birbiriyle helalleşmesini istedik. Bizim siyasetimiz her zaman kucaklaşmanın, helalleşmenin üzerine bina edilir. Biz ayıranlardan, ayrıştanlardan değil, kucaklaştıran, birleştirenlerden olduk. Mevlana'nın dediği gibi, bu dünyaya bölmeye, ayırmaya gelmedik. Biz bölüneni birleştirmeye, kırılanı tamir etmeye geldik. Sevgili kardeşlerim,